O Filenin sultanlarının güler yüzü, neşe kaynağı. Sağdaysa hırsıyla rakiplerinin korkulu rüyası. Kimden bahsettiğimizi anlamışsınızdır herhalde. Tabii ki de Hande Baladın'dan. Gülüşüyle içimizi ısıtan, smaç ve plaseleriyle sevinç kaynağımız olan Hande, Filenin Sultanları'nın vazgeçilmez isimlerinden. Bize de Türkiye'nin gurur kaynağı, milli takımımızın yıldızlarından 1997 doğumlu sporcunun hikayesini anlatmak düştü. Karşınızda kendisini hırslı, çalışkan, pes etmeyen kelimeleriyle tanımlayan Hande Baladın. Polis memuru olan Haldun ve Ayten Baladın'ın ikinci evlatları olarak 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande, çocukluğundan bu yana spora aşığıdır. Ama küçükken hayali annesi gibi polis olmaktır. 2 yaşında ailesiyle birlikte İzmir'e taşınan Hande, ilk olarak jimnastik sporuyla ilgilenmeye başlar. Ama yaşıtlarına göre boyu uzun olduğu için 5 ay sonra bu sporu bırakır ve yüzmede şansını dener. Bu sporu da erken saatte antrenmana gitmesi gerektiği için bırakmak zorunda kalan Hande, Bornova'daki okulu Yahya Kemal Bey adlı ilköğretim okulunda voleybol oynamaya başlar. Beden eğitimi öğretmeninin "voleybola yeteneğim var, bir takımda oynamalısın" sözleri sonrası ailesinin desteğiyle İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne girer. Sadece hobi olarak voleybol oynayan Hande'nin keşfedilmesi ise sadece 1,5 yıl sürer. O dönem Eczacıbaşı'nda çalışan antrenör Suphi Doğancı, İzmir'de maç izlemeye gelir ve 1997 doğumlu voleybolcuyu keşfeder. Annesi ve antrenörüyle görüşen Doğancı, "Hande'yi Eczacıbaşı'na almak istiyoruz" der. Annesiyle birlikte İstanbul'a giden Hande, Eczacıbaşı tesislerini gezer. Tam o sırada A takım antrenmanına denk gelir ve "ben burada oynamak istiyorum" diyerek voleybola gönlünü kaptırır. İzmir'deki arkadaşlarını geride bıraktığı için buruk bir şekilde ailesiyle birlikte İstanbul'un yolunu tutan Hande Baladın, henüz 12 yaşındayken Eczacıbaşı'nın kapısından içeri girer. O günleri ise "aslında İzmir'den ayrılmayı hiç istemedim. Abimle ben İzmir'i çok seviyorduk. Tüm hayatımız oradaydı. İstanbul benim için çok büyük bir şehirdi. Yaşantının çok zor olduğunu görüyorduk. Ama Eczacıbaşı gibi bir kulüp sizi istiyorsa bu işi profesyonel olarak yapmaya hazırsınız demektir. Bu yüzden İstanbul'a geldim" sözleriyle anlatır. 2011 yılında ilk kez milli takım alt yaş kategorilerinde oynamaya başlayan Hande, orta oyuncu pozisyonunda görev alır. Ama kendisini keşfeden hocası Suphi Doğancı, Türk voleybolundaki smaçör eksikliği nedeniyle Hande'yi bu pozisyona çeker. Smaçör pozisyonunda oynadığı için mutlu olan 1997 doğumlu voleybolcu, kiralık olarak Sarıyer Belediyesi'nde oynadıktan sonra 17 yaşında Eczacıbaşı A takımına yükselir. Yeteneğiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Hande Baladın, ilk sezonda turuncu beyazlı formayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu sevinci yaşarken, Ankara'da düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda da sahne alır. Ay Yıldızlılar finalde Brezilya'ya 3-1 kaybederken 17 yaşındaki Hande Baladın gözyaşlarına hakim olamaz. Bu şampiyonadan birkaç ay sonra 2015 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası için A milli takıma davet edilir ve en büyük hayallerinden birini henüz 18 yaşındayken gerçekleştirir. Hem milli takım hem de Eczacıbaşı'nda yeteneklerini sergilemeye başlayan Hande, 2017'deki U23 Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkar. Ay Yıldızlar 2 sene önce finalde kaybettikleri altın madalyayı bu kez Slovenya'yı yenerek kazanırken, Hande de turnuvanın en değerli oyuncusu ve en iyi smaçörü seçilir. Aynı sene Filenin Sultanları'yla da 2017 ÇEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan 1997 doğumlu sporcu, Eczacıbaşı'yla da 2018 yılında ÇEV Kupası şampiyonluğu yaşar. Turuncu beyazlılarda fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Hande Baladın, kendini geliştirmek ve daha fazla sorumluluk alabilmek için 2018-2019 sezonu başında Galatasaray'a kiralık olarak gider. Sarı kırmızılı formayla gösterdiği performans sonrası taraftarın sevgilisi haline gelen milli voleybolcu daha güçlü bir şekilde Eczacıbaşı'na geri döner ve üst üste 2 sezon Şampiyonlar Kupası'nı kazanır. Ankara'daki Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımımızın en önemli skor güçlerinden biri olan Hande Baladın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa elemelerinde olimpiyat vizesi alarak Tokyo'da ay yıldızlı formayı gururla giyer. Bu arada Hande büyük bir futbol tutkunu. Şampiyonlar Ligi'ni, Premier Ligi ve La Liga'yı yakından takip ediyor. İyi de Beşiktaş taraftarı. 1997 doğumlu sporcunun en çok tanışmak istediği sporcuysa Cristiano Ronaldo. Portekizli süperstar hakkında şu sözleri sarf ediyor: "Bu başarıyı nasıl elde ettiğini, kendini nasıl motive ettiğini ve beslenme tarzını konuşmak isterdim. Zirvede olmasına rağmen her sene kendine bir üst hedef koyuyor ve ona ulaşmak için hiç durmuyor. Aslında benim de bir sporcu olarak hedefim ve düşüncem bu yönde. Ama bu süreci birçok ilkeye imza atmış ve tarihe geçmiş bir sporcudan dinlemek güzel olurdu. Size bugün henüz yolun başındayım, daha başaracağım çok şey var" diyen Hande Baladın'ın hikayesini anlattık. Tıpkı Zehra Güneş, Ebrar Karakurt gibi Hande de bu serüvenin daha başında. Biz de 24 yaşında olmasına rağmen ay yıldızlı formayla birçok başarıya imza atan Hande'nin smaçlarını ve plaselerini keyifle izlemeye devam edeceğiz.